Üstad Mehmet Akif 10 yılı aşan uzun bir ayrılıktan sonra memlekete döner. 16 Haziran 1936. Gurbet illerinde sevgili yurdunun hicran ve hasretini yakıp kavurmuştur. Ciğerleri şişmiş, vücudu bir külçe kemik halinde kalmıştır. Beyoğlu'nda Mısır apartmanının loş ve sakin bir odasında son günlerini yaşıyordur. Sevdiği bazı arkadaşları kendisini ziyarete gelmişlerdir. Milli mücadele günlerinden bahsedilirken söz İstiklal Marşı'na intikal eder. Marş milletin malıdır. İstiklal Marşı denince Üstad Akif'in gözleri büyür ve parlar. Hasta bakıcının yardımıyla doğrulur. Anlatmaya başlar Akif. O günler ne samimi, ne heyecanlı günlerdi. O şiir, milletin o günkü heyecanının bir ifadesidir. Bin bir facia karşısında bunalan ruhların, ızdıraplar içinde kurtuluş dakikalarını beklediği bir zamanda yazılan o marş, o günlerin kıymetli bir hatırasıdır. O şiir bir daha yazılamaz. Onu kimse yazamaz. Onu ben de yazamam. Onu yazmak için o günleri görmek gerek. O günleri yaşamak lazım. O şiir artık benim değildir. O milletin malıdır. Benim millete karşı en kıymetli hediyem budur. Bunu söylerken Üstad Akif yorulur. Başı yastığa düşer. O kemik külçesi yavaşçacık itina ile yatağına uzatılır. Misafirler veda ederler. Üstad Akif gözlerini kapayarak sakin, sessiz uyumaya başlar. Milli Marş için açılan müsabaka. İstiklal Marşı'nın yazılış serüveni şöyle başlar. Maarif Vekaleti Milli Eğitim Bakanlığı memleketin bütün şairlerini Milli Marş'ın yazılması için davet eder. Bunun üzerine her taraftan güzel şiirler gelmeye başlar. Sonunda 724 parça şiir gelir. Bunların içinden bazıları seçilerek basılıp meclis azalarına dağıtılır. Milli Marş için ayrıca vekaletçe mükafat vaat olunur. Gelen şiirler incelenir. Fakat hiçbiri istenilen ölçüde değildir. Buna karşın gösterdikleri hassasiyet ve duyarlılıktan dolayı Maarif Vekili meclis kürsüsünden bütün kıymetli şiirleri takdir duygularıyla anar. Onlara saygılarını sunar. Teşekkür eder. Vekaleten yazılan 724 parça şiiri iftiharla göğsü kabararak okumasına okur. Fakat asıl aradığı istediği şiiri bulamamıştır. Mücadelenin büyüklüğü nispetinde kuvvetli bir şiir. Gönülleri heyecana verecek, heyecanlı bir ses istemektedir. Bu öyle bir şiir olmalıdır ki gelecek nesillere her zaman o kutsal mücadeleyi ve büyüklüğü terennüm etsin. Kalpleri o heyecanla doldursun. Yurdun bütün ufuklarını o heyecanla inletsin. Bütün seslerin fevkinde yükselsin. Yükselsin, arşın kapılarına yapışarak haykırsın. Bu ses ezelden beri hür yaşayan, kükremiz sel gibi bendimi çiğneyip aşan, dağları yırtan, enginlere sığmayıp taşan, yurdun her taşı altında kefensiz yatan, her zerreyi hakiinden şühada fışkıran bir milletin iman dolu bir göğsün sesi olmalıdır. Bu ses al sancaklarda dalgalanan fazilet ve şehamet şahakalarından bütün bir cihana karşı hangi çılgın bana zincir vurabilir diye meydan okuyan, medeniyet denilen tek kişi kalmış canavarın hayasızca akınlarına karşı kükreyen bir ses olmalıdır. Bu ses elinden silahları alınan, hürriyet ve istiklal için dişiyle tırnağıyla boğuşan bir millete ümitler verecek, onu yeise, bezginliğe, yılgınlığa düşmekten uzaklaştıracak, önüne cennetler serecek, ona hakkın vaat ettiği bütün günlerin, bütün zafer günlerinin yakın, pek yakın olduğunu söyleyecek er yürekli bir ses olmalıdır. Büyük Millet Meclisi'nin Maarif Vekili Hamdullah Subhi Tanrı Över, milletin hislerine, duygularına, ızdıraplarına kimin tercüman olacağını, milletin marşının kimin tarafından yazılabileceğini biliyordur aslında.
Fakat ne çare ki büyük şair Mehmet Akif marşı yazana para verilecek diye müsabakaya iştirak etmemiştir. Maarif vekili bunu sezer ve müsabaka haricinde olmak, müsabaka şartlarından azade kalmak şartıyla şair Mehmet Akif'e müracaat eder. İstiklal Marşı'nın onun yüksek ve ilahi belagatli kalemiyle yazılmasını şöyle rica eder. Pek aziz ve muhterem efendim, İstiklal Marşı için açılan müsabakaya iştirak buyurmamalarındaki sebebin izalesi için pek çok tedbir vardır. Zat-ı üstadanelerinin matlup şiiri vücuda getirmeleri maksadın husulü için son çare olarak kalmıştır. Endişenizin icap ettiği ne varsa hepsini yaparız. Memleketi bu müessir telkin ve teheccüd vasıtasından mahrum bırakmamanızı rica ve bu vesileyle en derin hürmet ve muhabbetlerimi arz ve tekrar eylerim efendim. 5 Şubat 1337 Umid-i Marif Vekili Hamdullah Supi. Bu rica üzerine Üstad Mehmet Akif Taceddin dergahının odasına kapanır. O günkü heyecanlardan ilham alarak İstiklal Marşı'nı yazar. 17 Şubat 1921 Perşembe sabahı kahraman ordumuza hitap edilen bu muazzam şiir, Mehmet Akif'in baş muharriri olduğu Sebiülür Reşad'ın baş sayfasında yer alır. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli, değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Marif vekili Abdullah Supi Bey, meclisteki hitabesinde üstadı bu kelimelerle tavsif etmiştir. İstiklal Marşı, 21 Şubat 1921 Pazartesi günü de Kastamonu'daki Açık Söz gazetesinde neşrolundu. Mehmet Akif bir nusra kendi eliyle de yazıp Açık Söz'e göndermişti. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim, milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim. Bendimi çiğner aşarım, yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhadim var. Ulusum, korkma, nasıl böyle bir imanı boğar, medeniyet dediğin tek kişi kalmış canavar. Arkadaş, yurdumu alçaklar uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca hakkın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olursun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet var. Kim bu cennet vatanı uğruna olmaz ki feda? Şühada fışkıracak toprağı sıksan şühada. Canı, cananı, bütün varımı alsan da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli, değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal.
Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklali.